yerinde mobbing. Evet. Ne demektir? Yani mobbing aslında adı nedir, içeriği nedir ve eylemler hangisi mobbing olarak değerlendiriliyor yapılan hareketlerde diyeyim? Mobbing genelde işverenlerin ya da yöneticilerin çalışanlara uyguladıkları baskı, şiddet, yani şiddet dediğim psikolojik şiddet daha çok ve bu şekilde eylemleri, yani çalışanlarını yıldırmak için onlara uyguladıkları baskı. Bunun içinde tabii taciz de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bunlarla birlikte biz nerelerde mobbingi görüyoruz? Mesela çalışanların işte dediğim gibi çok fazla baskı, şiddet ve taciz eylemleri mobbing olarak değerlendirilmekle birlikte, bunun yanı sıra mesela çalışanına işte kısa süre içinde yapabileceği bir işi, uzun süre içinde yapabileceği bir işi çok kısa bir süre vererek, işte 2 günde bunu bitirmen lazım demesi sürekli olarak, ya da çok uzun süredir aynı iş yerinde aynı pozisyonda çalışan birinin yeterliliğinin sorgulanması, yani kendisini kötü hissetmesine sebep olması. Bir toplantıda peki bir uyarı babında bir şey işverenin yaptı. Yok tabii. Mobbinge girmiyor değil tabii mi? Tabii ki yok, hayır, uyarılar değil. Yani işte normal karşılanabilecek şeyleri mobbing olarak değerlendirmiyoruz. Ama değer, yani böyle bir düşündüğünüzde, iş çalışan düşündüğünde bunu işverenin bana baskı olarak yapıyor dediğinde, evet, bunu ispat ettiğimizde özellikle bu mobbingdir. Ne yapıyorlar? Çalışanlarına mesela, işverenler işte dediğim gibi kısa sürede işi bitirmesini istiyorlar. Bunun yanı sıra mesela toplantı sırasında konuşurken çok fazla sözünü kesiyor ve kendisini değersiz hissetmesine sebep oluyor. Bu gibi eylemlerde hukuk kapsamında mobbing olarak değerlendiriliyor. Peki çalışanlar bir arasında birbirlerine, o da oluyor mu? Çalışanlar da birbirlerine mobbingi çok fazla uyguladıklarını görüyoruz. Şimdi işçi, işverenler daha çok işverenler işçilere karşı mobbingi yani istifa etsin ve ben ona kıdemi ihbar tazminatını ödemeyeyim ve işe iade talep edemezsin, bezdirmek için yapıyorlar. Çalışanlar birbirlerine de hani tabiri caizse koltuk kavgası. İşte o terfi edemesin, bessin, gitsin, onun yerine ben terfi edeyim, daha iyi konuma geleyim böyle gibi. Böyle insanlar var mı diye sormuyorum artık. Çok var, çok var. Ne yazık ki çok var. Bunlara karşı işte mücadele etmek, biraz dik durmak gerekiyor. Aynen. Ne yazık ki. Başkalarının kötülüğünden mutlu olabilecek insanın sonraki mutluluğu çok tartışılır tabii. Yani evet. Ya da o işte alacağı pozisyondaki huzuru ya da onun ona getirisi çok tartışılır. Ben bu adaletsizliğin... Mutlaka döneceğini düşünüyorum ben de ama. Aynen. Evet. Ama zaten öyle dönmezse böyle dönüyor. Evet, bu şekilde dönüyor. Değil mi? Evet. Ya da vicdan. Kendisine mobbing uygulandığını düşünen bir işçi, çalışan neler yapmalıdır? Hakları nelerdir? Neler yapmalı? Şimdi dediğim gibi öncelikle çalışanlar ilk başlarda ne yapıyorlar? Mesela mobbing olarak aslında işvereni ona baskı uyguluyor ya da çalışma arkadaşı baskı uyguluyor ama diyor ki ya hani sineye çekeyim, işte ihtiyacım var, işim var, güzel, hiç sesimi çıkarmayayım diyor. Ama bir süre sonra artık bu çalışanlar için dayanılmaz bir hal alıyor. O zaman da ne oluyor? Bu sefer geçmişe dönüp baktığınızda yaşadığı mobbingi ispat edemiyor. Bu yüzden biz çalışanlara şunu öneriyoruz. Mobbingle ilgili ilk çalışmaya başladıkları günden itibaren kendilerini rahatsız eden hangi eylem varsa bunları günü gününe not almaları. Yani bana şu tarihte şu kişi, işte bunun da olduğu bir ortamda, şu odada, şu toplantı odasında şu sözleri söyledi. Çünkü biz bunları sonra daha... Peki bunun yani gerçekliğini kanıtlaması isteniyor mu? Tabii şöyle, işte biz bunları gerçekliğini ispat etmek için ne yapıyoruz? Sonra o gün odada bulunan diğer çalışma arkadaşlarını tanık olarak dinletebiliyoruz. Tabii. Ya da işte süresi geçmediyse, silinmediyse kamera kayıtlarını isteyebiliyoruz. Ya da yazışmalar oluyor. Mesela işte biraz önce verdiğim örnek 15-20 günde bitecek bir iş için. Diyor ki bunu 2 gün içinde bitir diyor mesela. Çok fazla yapıyor bu baskıyı. İmkansız. Hı-hı. Ya da görevlendirmeler, mesela çok üst düzeyde bir kişiye daha altta bir iş veriyor. Bu görevlendirmeler yazılıysa biz işçilerden bunları da, personellerden bunları da saklamalarını, arşivlemelerini istiyoruz. Çünkü bunların hepsi ileride mobbingi gösterebilmek için büyük bir şey. Bunun yanı sıra işten ayrılmasalar bile mesela çalışanların başvurabilecekleri birçok kurum da var. CİMER'e başvurabilirler, işverenlerinin kendilerine mobbing uyguladığını bildirmek için. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurabilirler. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na başvurabilirler. Bazı il ve ilçelerde çalışma insan hakları kurulları var. Buralara başvurabilirler. Alo 170'e bildirimde bulunabilirler. Ve kamu görevlileri de konuyla ilgili Kamu Denetçileri Kurumu'na konuyla ilgili bilgi verebilirler. Böylece denetimleri, kamu etik kurulları da var yine bunların bildirilebileceği. Peki buraya başvurdu diyelim, yasal hakları ne oluyor? Şimdi buralarda yasal hak, aslında bunları yaptıklarında ne oluyor? İşverenlerle ilgili bir denetim
yapılıyor. Peki. Denetim sağlanıyor. Yine bizim tavsiyemiz bunları iş arkadaşlarıyla da paylaşmaları. Hmm. Çünkü iş arkadaşlarıyla paylaştıklarında aslında ben mesela sadece bana mobbing uygulanıyor diye düşünüyorum ama diğer arkadaşlarım da aynı durumu yaşıyor. Hmm. Bu paylaştıkça biraz da ortaya çıkıyor. Tabii. O zaman da ne oluyor? Birlik halinde belki başvurular yapıldığında incelemeler de daha detaylı. Hani biraz daha şey olabiliyor ya. Bu işveren herkese bunu yapıyormuş diye daha dikkatli, daha şey incelenebiliyor. Bir şey sormak istiyorum. Mesela bizim programımızda değişim bölümü var biliyorsunuz. İşte hanımlar önceki halleriyle değişiyorlar vesaire. Birçok hanımda şunu duydum. İşte biz gidiyoruz başvuruya fakat bana bakıyorlar şu tipini düzelt de gel. Ya da işte ben eskisi kadar işte daha genç, dinamik vesaire görünmediğim için beni sürekli aşağılıyor. Bu da mobbing midir? Evet, tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani kadının fiziksel özellikleriyle tabii aşağılanması vesaire her tür yapılan hareket buna giriyor. Hepsi bu. Yasal haklarını sordunuz ne yapabilirler diye. Şimdi biraz önce dediğim gibi genelde işverenler, yöneticiler kıdem ve ihbarını alamaz. Hani istifa etsin, besin gitsin, kıdem ihbar ödemeyelim diye bunu yapıyorlar. Ama böyle bir şey yok. Hani bahsettiğimiz şekilde bu süreci delillendirebilirlerse açılan davalarda mobbing uygulandığını ispat ettikleri takdirde kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıyor işçi çalışanlar. Bunun yanı sıra hatta uygulanan yani borçlar kanunu ve medeni kanun kapsamında kendilerine manevi olarak yıprandığını ispat ettiklerinde, maddi manevi yıprandıklarını ispat ettiğinde buna ilişkin de tazminata hak kazanıyorlar. Çünkü işverenlerin çalışanlarına eşit davranma yükümlülüğü var. Ama mobbingde bu yükümlülüğü de göz ardı ettiği için, bunu sağlamadığı için buradan da bir manevi tazminat hakkı kazanıyor çalışanlar. Kazanabiliyor. Evet. Peki gerçekten